Hoş geldiniz. Saatler birdir biri gösteriyor ve işte yine karşınızdayız. Efendim, geçen haftaki programdan sonra milyonlarca mektup geldi. Yani binlerce mektup geldi. Yüzlerce yani. Kısaca birkaç tane mektup geldi. Neyse, diyorlar ki, yani diyorsunuz ki programın sonunda çıkıp televizyonunuzu kapatmayı unutmayın diyen kuklanın dediğini yapmak zorunda mıyız? Televizyonumuzu kapatmasak olmaz mı? Ne yani? Ben şimdi en sevdiğiniz oyuncağı tutup balkonunuzdan atın desem bunu yapacak mısınız? Bu mektubu yazanlar bunu da yaparlar ya. Sakın ha. Neyse, siz o kuklanın sözüne kanmayın. Kendi düşüncelerinizle hareket edin. Televizyonunuzu ister kapatın, ister kapatmayın. İşte size program. İster seyredin, ister seyretmeyin. Ama seyretseniz iyi olur yani, tamam mı? Yani kendim için istiyorsam, inanın kendim için istemiyorum. Sizin için, sizin için faydalı bu. Evet, hadi. Buyurun birdir bire. Hep birlikte seyredelim. Ha, unutmadan yazışma adresimizi vereyim. Posta kutusu 13 Küçük Esat, Ankara. Posta kodumuz 06662. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Posta kutusu 13 06662 Küçük Esat, Ankara. Biraz sonra görüşmek üzere. Tavşanlar ormanın en kuytu, en görünmez bir köşesinde toplaşmışlar. İçlerinden en yaşlısı, en görgülüsü söz almış. Ey tavşan ulusu demiş. Korkaklığımızdan, ürkekliğimizden dünyanın kurdu kuşu hep bizim soyumuzun ardına düştü. Herkes bizi yemek amacında. İnsanoğlu elinde tüfek, gözümüzün yaşına bakmadan durmadan bizi vurup öldürüyor. Azala azala bir avuççuk kaldık. Bugün yarın tükeneceğiz. Ne olacak bizim sonumuz? Böyle diyen tavşandan biraz daha yaşlı, biraz daha görgülüsü. Ne olacağı var mı? Demiş. Bizden korkağı, bizden ülkeyi olmadığına göre biz de bizden öncekiler gibi kim vurduya, tazı tuttuya gideceğiz. Madem sonumuz bu, en iyisi biz düşmanlarımızdan önce davranalım. Kendi yaşamımıza kendimiz bir son verelim. Peki ama, demiş bir başka tavşan. Biz birbirimizi yiyemeyiz ki. Etimiz dişimizi, dişimiz etimizi kesmez. O en yaşlı, en görgülü tavşan, ben bir çözüm yolu biliyorum, demiş. Ne yapacağız? Hep birlikte şimdi ırmağa gideceğiz. Kendimizi kaldırdığımız gibi suya atacağız. Boğulup gideceğiz. Bütün tavşanlar bu sözlere alkış tutmuş, kabul etmiş. Hep birlikte ırmağın yolunu tutmuşlar.
Gürültülerine güneşlenen kurbağalar bir ürkmüşler, bir ürkmüşler, korkularından imdat diye bağırıp kurtuluşu suya atlamakta bulmuşlar. Bu durumu gören en yaşlı, en bilgili tavşan, "Yahu aman," demiş. "Aman durun arkadaşlar, hele durun. Biz kendimizi korkak, pısırık, ürkek sanıp öldürmeye boşuna karar vermişiz. Şu dünyada bizden de korkan, fısan, ürken yaratıklar varmış. Yürüyün geri, korkumuz boşunaymış, yürüyün." Kendilerini öldürmekten caymışlar, yeniden ormana dönmüşler. Güzel güzel yaşamlarını sürdürmüşler. İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugünkü söyleşi bölümümüzde aile içi ilişkileri tartışacağız stüdyodaki arkadaşlarımızla birlikte. Aile içindeki ilişkilerimiz hepimiz için çok önemli. Çünkü hepimiz bir aile içinde yaşıyoruz. Ve bu aile içindeki ilişkilerimiz ne kadar dengeli ve sağlıklı olursa biz de o derece mutlu ve sağlıklı bir yaşam süreriz. Acaba aile içi ilişkiler dediğimizde kimlerle ve nasıl ilişkiler aklımıza geliyor arkadaşlar? Ne dersiniz? Evet. Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan bir topluluktur. Tabii bu topluluk mümkün olduğunca birbiriyle anlaşmaya çalışır. Tabii bu her zaman olmaz. Bazen anlaşmazlıklar da olur tabii, diyorsun öyle mi? Evet. Bazen anlaşmazlıklar da oluyor. Bu anlaşmazlıkları en aza indirmeye çalışalım. Peki bu anlaşmazlıklara nasıl gideriz dersin belki? Ne yapalım? Bence bu anlaşmazlıkları birbirimizi hoş görerek. Evet, birbirimizi hoş görerek diyor Berk. Başka ne olabilir? Değil mi? Birbirimizle açıkça konuşarak, tartışarak ama kavga ederek demiyorum. Konuşarak, anlaşarak, birbirimize anlayış göstererek ne yapabiliriz? Bu anlaşmazlıkları giderebiliriz. Arkadaşlık ilişkileri gibi aile ilişkileri de son derece önemlidir.